Buyurun. Odan burası. Oturabilirsin. Giden arkadaşımız bir dosya üzerinde çalışıyordu. Ha öyle mi? Bir lastik fabrikasının büyümeye geçişiyle ilgili bir haber. Fabrika neymiş, ne olmuş, bugüne nasıl gelmiş? Alışma sürecini atlatır atlatmaz bu haberden başlayabilirsin. Atlattım bile. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ ol. Lütfen İsmet Bey, çok merak ediyorum cinsiyetini. Kocam da iddiaya bile girdik bunun üzerine. Ama daha çok var bir dahaki randevuya. Yani beni gün içine sıkıştıramaz mısınız? Peki İsmet Bey, yine de sağ olun. İyi günler. Ya ne inatçı çıktı ya? Ne demişler? Demokraside çareler tükenmez. İyi günler. Hatice Atış'ın muayenehanesi mi? Ben Bahar Lefkeli. Kendisinden ultrason için randevu alacaktım. Ne zaman uygun acaba? Perşembe saat 13. Tamam, çok sağ olun. İyi günler. Seni inatçı seni. Demek doktorla bir olup bana oyun oynarsınız ha? Merhaba. Beni çağırmışsınız. Otur Gökhan. Bir soru mu var? Var Gökhan. Sorun yazdığın haber. Kötü mü olmuş, beğenmediniz mi? Yok hayır, tam tersi. Çok güzel, çok dürüst, çok idealistçi. Sorun ne peki? Sorun şu. Biz senden fabrikayı öven bir yazı yazmanı istedik. Sense fabrikayı tanıtmanın yanı sıra başka konulara da dalmışsın. Haber daha çok fabrikada işten çıkarılan ve düşük ücretle çalışanlarla ilgili. Ama gerçek bu. Lastik fabrikası kar oranını arttırırken işçilerden de emeklerini çalmış. Sizce bu haber sayılmaz mı? Sayılmasına sayılır ama bizim gazetemizde böyle haberlere yer yok. Bunu yayınlayamam. Üzgünüm Gökhan. Bu haberi geçirirsek ikimiz de işimizden oluruz. Böyle olmasını istemezsin herhalde. Peki. Bir kez daha yazayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Bir daha nasıl yazacaksam?